Bu haftanın ikinci filmi Handmaiden, yani hizmetçi ve benim için de çok önemli bir film. Çok film ekiminde seyretmiştim ve o günden beri vizyona yeniden girmesini bekliyordum yeniden seyredebilmek için. Bu filmi konuşmayı da Murat abiyle başlayalım. Bu kadar özel kadınların olduğu, bu kadar iyi bir yönetmenin filmi hakkında ne konuşuyorsunuz? Şimdi Murat abinin deyince tehlikeli bir şey oldu. Bu kadar özel kadınlar yönetmen ama. Murat abi 9-5 ev kaf, emeklisi bir adam yani. Evinden çıkıyor, işine gidiyor falan. O yüzden ben konuyu şöyle toparlayayım. Kadın oyuncuların performansını iyi değerlendirirsin anlamda söyledim. Güzel girdin konuya. Şöyle gireyim olaya. Bir şiirle gireceğimi zannettiniz ama. Bu kendi Park Chan-wook'un kendi bir şiir yazmış perdeye yine her zamanki gibi. Aslında herkesi çok yanıltıcı, herkesi çok sinir edici, fanlarımızı bilgisayarı kırmaya yöneltici bir lafla başlayacağım. Mesela Old Boy, onların çok sevdiği, hepimizin çok sevdiği bir film değildir aslında. Yani ben Old Boy'u severim. Fakat mesela Handmaiden'ı Old Boy'dan daha çok sevdim. Onu baştan söyleyerek girmek isterim. Park Chan-wook zaten çok özel bir adam bence. Yani birçok daha iyi film var Old Boy'dan. Her nedense hep Old Boy'la anılıyor. Old Boy çok iyi bir film ama adam özel bir yönetmen, onu bir kere onu söyleyerek gireyim. Evet. Şimdi burada ne var? Otantik lezzetler, uzak doğu felsefesi, uzak doğu miti, uzak doğu masalları ve bunların etrafında özgürlükçü bir cinsellik. Onun hemen etrafında da bir Hitchcock suspensi. Yani o Hitchcock filmlerindeki şüphe bu. Aslında bu çok güzel yedirilmiş. Yani adam derece bir iş yapmış, bir uzak doğu mitine usta bir Hitchcock suspensi yedirmiş ve siz son ana kadar müthiş bir ters uçlu bıçak etrafında bir şüphe oyununa kurban gidiyorsunuz ve iç gıcıklayıcı bir gerçekten çok naif, çok zarif, çok bilge bir erotik sinemayla beraber. Artı burada bir bakınca şeyi görüyorsun, bu bir roman uyarlaması. Evet. Sarah Waters adlı bir yazarın, bir yazar çok güzel oldu burada, hiç yakışmadı bir edebiyatçı kökenli bir sinema yazarını. Sarah Waters adlı yazarın Fingersmith, Türkçe'ye Usta Parmak adıyla kazandırılmış, adlı romanından uyarlanmış bir film. Fakat bütün bu Anglo-Sakson hikayenin kökünü kazımış ve o çok özellikle işte beni enterese eden o, tamamen kendi mitlerini, kendi masallarını, o kendi netameli, karanlık, egzotik, erotik ve egzantrik hayallerini katarak sizi çok tuhaf, tamamen Anglo-Sakson, Cermen bir vakarlıktan çıkararak çok ayrı bir dünyanın içine atıyor ve çok netameli bir yerde siz tuhaf bir hikayenin ortasında buluyorsunuz kendinizi. Sığınacak hiçbir yeriniz yok. Çok katmanlı bir gerilim. Aynı zamanda karanlık, oyunbaz, başarılı bir, yaramaz bir çocuk gibi çekmiş Park Chan-wook. Çok sevdiğim filmi. Notum 4.5. O 5 de niye 5 vermedin? Nazar boncuğu. Yarım puan. Adam daha iyilerini çekecektir her zaman olduğu İnşallah. Gibi. İnşallah. Ali Ünlü abi sen ne düşündün? Müthiş tabii. Yani vallahi seyirci olarak siz eğer bu adamın filmine gidiyorsanız bir temkinli olmanız lazım. Çünkü şimdi size bir hikaye anlatıyor. Bu hikayede de tabii o iki kadının duyarlılığı var ve aralarındaki o enteresan ilişki var. Ama onun altında gerçekten her anlamda karanlık erkekler var, erkek bakışı var ve esas hepsini çevreleyen bir cinselliğin gayya kuyusu var. Anladım. Oraya girdin mi sen seyirci olarak çıkamazsın. Ve aslında seni rahatsız ederek bir yere hem gönüllüsün hem de seni çok rahatsız ederek oraya itiyor. Oraya giriyorsun. Orada hikayenin bütün o işte sana yaşattığı karmaşık duygular içerisinde ilerlerken seni çok hani tırnak içinde söylüyorum bunu çok ahlaksız ummadığın senle yüzleştiriyor. Öyle bir yönetmen bu. Seninle yüzleştiriyor. Çünkü orada öyle bu filmin tabii o sözler çok önemli. Bütün metin çok önemli. Üstad onu çok dikkatle seyretti. O metin içinde dolaşırken sen aslında seyirci olarak utanman gerekir normalde sosyal çevrende. Hani birkaç kişiyle birlikte izliyorsan utanman gerekir. Ama seni kendi karanlığınla yüzleştirdiği için zevk almaya yönlendiriyor. Öyle tuzaklar kuruyor ki. Aynen öyle.
Ama bunun için de tabii o metne çok egemen olmak lazım. Bir de o dört tane oyuncusu var değil mi? Dört diyebiliriz. İki çok yaman, çok erkek. Yaman. Onları onları nasıl yönetiyor? Nasıl onları hikayenin içine dahil ediyor? Vallahi incelemek gerekir. O kadar usta, o kadar usta. Kesinlikle. Tabii o Hitchcock sürprizleri doğuruyor. O işin çok lezzetli kısmı. Ama esas sizi seyirci olarak çok az film aslında kendi karanlığınızla yüzleştirir. Bu onu başarıyor. Yani. Onu başarıyor. Old Boy'da bu denli değil. Değil. Orada daha kesinlikle dışarıdan bakıyoruz. Şimdi bu adam ustalaştıkça giderek işin içine seyirciyi çok fazla dahil ediyor. Çok fazla dahil olunca da siz çok huzursuz oluyorsunuz, rahatsız oluyorsunuz ama diğer tarafınızdan da, madalyonun diğer tarafında da dahil olmak istiyorsunuz. Bu acayip bir şeydir. Oyuna katılmaya çağırıyor seni. Her yönetmen bunu yapamaz. Oyuna katılmaya çağırıyor seni. Yani tehlikeli oyunlar oynanıyor. Çık sinema salonundan git bakayım cesaretin. Güzel. Ya bence basit bir tanımlama yaparsak aslında bu bir intikam filmi diyebiliriz değil mi? İntikam, hesaplaşma filmi diyebiliriz. Hikaye, basit bir tanımlama yaparsak. Ama ben hikaye. Filmin en çok bu feminist yanından hoşlandım aslında. Senin bu, bakışın önemli. Evet. İki tane aslında biz baktığımızda iki kadının zaferini görüyoruz burada. Bu çok önemli bir şey. O iki erkek karakter acayip altta kalıyor ve oyunun en zor noktasında ortada kalıyorlar iki erkek karakter. Ben bu anlamda feminist yanını çok sevdim filmin. Bir de bu sanat yönetimi inanılmaz yani. Evet. Senin dediğin o hani şey var ya, bu sonuç olarak bunu yazan kadın Anglo-Sakson bir kadın. Bu kitapta acaba gerçekten bu öğeler, bu yerel öğeler var mı çok merak ediyorum. Yani ben aslında bunun kitapta çok daha oryantalist bir yanına verildiğini düşünüyorum tabii açıkçası. Almış böyle adam onu ince ince kullanmış yani o sanat yönetimi. Bütün zaten güzel bir şey söyler Ekoli, der ki mesela yapım tasarımı önemli yani. İşte kostümüyle, makyajıyla sanat yönetmeni bir bütün bu. Evet. O bütünü bitirmiş adam zaten. Detaycı zaten. Evet. El yapımı biblo gibi film. Bu arada söyleyelim, Japonya işgali altındaki Kore 1930'lar. O da çok önemli. O dönem de çok önemli. Düşünün bir de o dünya çok karanlık bir safhaya giriyor onun hemen öncesi. Büyük depresyon var. Enteresan. Ekonomik evet, depresyon evet, var Amerika'da. Tabii burada söyleyemeyeceğimiz şeyler var yine, sürprizler var. Bir de oldukça 2,5 saate yakın bir film ama. Yani çok güzel bir şey değindi. O 30'larda tabii bütün o Japonya'nın o Güney Kore üzerindeki emperyalist, baskıcı, hegemonyası ötesinde dünyada da insanları ahlaki konularda düşüren bir depresyon var, ekonomik bunalım var, kriz var. O da çok önemli filmin tetiklenmesinde öykünün. Tabii. Buyurun. Bu ahlaki yan her anlamda bir ahlak. Tabii tabii. Sadece bir maddi ahlak değil mi? Hani cinsellik üzerinde de bir ahlaki konumun olduğu yıllar anladığım kadarıyla. Hele içe kapalı, hani o zaman Kore içe toplu, Güney Kore içe kapalı bir toplum anladığım kadarıyla her anlamda. Ben onu hırsızlık anlamında kullandım. Ahlaki çöküş anlamında. Anladım. Ya ben de muhteşem oyunculuklarına hasta oldum. Yani 146, bir de kurgu çok hoşuma gitti açıkçası. Böyle filmin birinci bölümünü, şimdi Handmaiden aslında filmin orijinal adı Lady demekmiş mesela. Ha, biz onların ya bizde kullanan hizmetçi yani iki ayrı karakterin biz filme hizmetçiyi kullanırken onlar esas Lady'yi kullanmışlar. Ve filmde de baktığımız zaman ilk önce hizmetçi anlatıyor hikayeyi, sonra Lady anlatıyor. Herkesin bakış açısından hikayeyi görüyoruz. Muhteşem bir kurguyla sunuyor. Bence 146 dakika boyunca gözümüzü ayırmadan seyredebileceğimiz muhteşem bir film. Hadi ben bu sefer 5 vermek istiyorum. Çok sevdim. Ali Ulu abi kaç verdi? Ben 4,5 verdim. Siz de mi 4,5? Tamam yine anlaşılır. Ver arkadaş yani. 5 veriyorum. Genç bir sinema hatta yazarı. Hatta yıldız da koy 5'ini. Yıldız koyacağım genç bir üstüne sinema bir yazarı olarak. En yüksek puanları ben vereceğim artık. 5 veriyorum Handmaiden. Ama yani karşımızda gümbür gümbür bir sanat yapıtı yani. Çok 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 esaslı bir adam bu. Vallahi gitsinler biraz öğrenmeye çalışsınlar. Sinemayı öğrenmeye çalışsınlar diyoruz. Hani, ileride sinema yapmak isteyenler. Öğrenciler falan. Hali hazırda yapanlar. Hala hazırda yapanların kimisinde hiç umut yok, bazıları olabilir. Ama işte gerçekten şaka bir yana da sinema okuyan öğrenciler ve ileride gerçekten film yapmak için ciddiye alarak sinema okuyan öğrenciler bu hafta gitsinler bu filmi görüp sonra da oturup bence bir aralarında analizini yapmaya çalışsınlar. Çok 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 iyi.
gerçekten. Ne diyoruz? Hizmetçiyi bu hafta seyredin diyoruz. Evet. Bu bölüm de bitiyor.